وبه نستعين. Bugün Buruc suresini okumaya başlayacağız inşallah. İndiriliş sırası itibariyle Buruc suresi 29. sure. 28. sure Şems suresiydi, onu okuduk. 29. sure Buruc. Arada bunu da okuyalım. Tin ve Zilzal surelerini daha önce okumuştuk. Ondan sonra İnsan ve Kıyamet sureleri var. Yine arada okumadığımız. İnşallah onları da Buruc'dan sonra onları da okuyalım. Böylece yavaş yavaş Mekki surelerin epey bir kısmını inşallah bitirmiş olacağız. Bu derslerin başladığı ilk dönemden beri bir takipçimiz vardı, bir Süleyman Bey. Hatırlıyorsunuz, burada eşiyle gelirdi. Ameliyat oldu. Böyle bayağı sıkıntılı bir durumu var anlaşılan. Akşam aradı beni ki hocam derstekilere selamımı söyleyin diye. Özellikle öyle bir derse gelememekten kaynaklanan bir beni evden aradı ama sürekli hastaneye gidip geliyormuş. Ne ameliyatı geçirdiğini de bilmiyorum ama bayağı bir sıkıntısı var. Size selamı var. Belli ki dua istiyor. Allah ona da diğer bütün hastalara da acil şifalar ihsan eylesin. Evet. Buruc suresiyle ilgili konuşacağız. Ve tabii bu kısa surelerin tefsiri kitabını yazan bir adam olarak bu kitabı şu kadar zamandır derse hiç getirmedim. Farkındasınız yani, böyle bir kitapla buraya hiç çıkmadım. Bugün özellikle bu kitabı yanıma aldım. Bu Buruc suresiyle ilgili bugün ne düşünmek lazım diye akşam dersi hazırlarken, biz bugün bu Buruc suresinin hele ki ilk grup ayetini anlamaya çalışırken nasıl bakmalıyız? Bu sure bize bugün neler söylüyor? Neler not alabilirim diye baktım. Bir baktım ki bu kitabı yazarken daha güzel şeyler düşünmüşüm ve bunları da şimdi bir daha toparlayamayacağımı anladım. İyisi mi kitabı götüreyim dedim, oradan okurum. Yani buradan okumayı bugün deneyeceğim. Öyle herhangi bir metni yüzüne okumadı da çok başarılı sayılmam ama bir deneme yapacağız. Eğer burayı okumaya sırayı getirebilirsek. Bazen insanlar duygularını, düşüncelerini çok güzel ifade ediyorlar. Bir süre zaman geçtikten sonra o duygu arınmışlığını bazen kaybediyorsunuz. Ondan sonra da bir türlü aynı şeyi yakalayamıyorsunuz. O zaman müflis tüccar gibi eski defterleri karıştırmaya başlıyorsunuz. Ne demişim ben 3 sene önce, 4 sene önce yazdım bunu. Baktım ki iyi yazmışım. Oradan okuyacağım inşallah. Buruc suresi dediğim gibi resmi sıralamada 85. suredir. Ancak iniş sırasında benim yaptığım tespitlere göre 29. suredir. Bu surenin iniş sıralamasında yerini 29 değil de 27 verenler vardır, 26 verenler vardır, 32 verenler vardır vesaire. Bu sıralamada 3 aşağı 5 yukarı bir fark gözlemlenebiliyor. O farkı abartmamak lazım. Niye biri 29 diyor, öbürü 32 diyor? Ne olmuş yani? Arada 3 fark var yani. Çok mühim bir şey değil. Ama bu surenin Mekki bir sure olduğunu,
22 ayetten oluştuğunu ve literatürümüze Ashab-ı Uhdud kavramını yerleştiren bir sure olduğunu bu vesileyle söylemiş olayım. Ashab-ı Uhdud, çukur adamları. Uhdud, çukur demek yani. Çukurun adamları, çukur adamlar, çukur kazan adamlar, çukurla alakalı bir şey anlatılacak burada. Sureye bu konu aslında damgasını vuruyor, fakat surenin adı Uhdud suresi diye verilmemiş. Buruç suresi diye verilmiş. İsimlendirmelerde belli bir mantık güdülmediği için herhangi bir sistemden söz edilemiyor surelere isim verilmesinde. Yaygın olan ismi Buruç suresidir. Ahirete dikkat çeken mesajlarıyla bize seslenmektedir. Yemin ifadeleriyle başlamakta, dört varlığa yemin içermektedir. Yakanlar, yakılanlar ve onlara şahit olanlar diye bir gündemi var bu surenin. Yakanlar ve onları seyredenler şiddetli bir şekilde kınanmaktadır surenin içeriğinde. Müminlerin ödüllendirilip cennete gidecekleri müjdesi bu surede yer alır. Cenab-ı Hakk'ın eşsiz kudretine dair bildirimler surede görülür. Başka bazı kavimlerin helakine dair kısa hatırlatmalar yer alır. Ve en sonunda vahye dair bir gönderme, vahyin kaynağına dair bir gönderme ile sure son bulur. Dediğim gibi 22 ayetlik kısa bir sure. İnşallah iki derste veya maksimum üç derste bunu bitireceğim. Nasip olursa. Bitirebilir miyim? Biraz sıkıntılı bir şey, notlar aldım. Bitmeyebilir de. Bitmese de varsın, bitmesin. Zararı yok. Biz alıştık zaten bitmemesine. Bitmiyorsa bitmesin. Evet, Buruç suresi. Buruç, burçlar anlamına geliyor. İlk üç ayetini okuyup tercüme edeyim. Sonra bu üç ayete dair çok ciddi söyleyeceklerim var. Bu üç ayet, Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla gördüğümüz yemin ifadelerine sahiptir. Yeminler var. Allah-u Teala yemin ediyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'de yeminlerin bulunma gerekçesi üzerinde bu derslerde uzun uzadıya durduk. Aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Fakat çok kısa, çok çok kısa olarak işin mantığına dair birkaç cümle etmek istiyorum. Kur'an'da yeminler bir ifade biçimidir. Şems suresinin başında da söylemiştim. İnsan hayatı için, insan için önemli olan, değerli olan, anlamlı olan şeyler muhatapların dikkatine sunulur. Ve o varlıklara sadece yemin edilmekle geçiştirilmez mesele. O varlıkların insana şahit tutulacağı bilgisine yer verilir esasında. Yeminler şahitlik kurumudur. İşte tam da buna mütenasip olarak 3. ayette bu kelime üzerinde, yeminlerin şahitlik mantığı üzerinde duran iki kelimeye yer verilir. Hani biz Allah'a yemin ederiz. Derdimiz nedir? İlgili konuya Allah'ı şahit tutmaktır. İşte bu yeminlerin şahitlik kurumuyla ilişkisi bu surenin 3. ayetinde
bize sunuluyor. Şöyle başlıyor. Vessemâi zâtil burûci. Burçlarla dolu gökyüzüne yemin olsun. Semaya yemin olsun. Ve yevmil mev'udi. Vaat edilen o güne yemin olsun. Vaat edilen o gün. Tabii ki kıyamet günü olduğu gün gibi aşikar. Ve bir de şahidin ve meşhudin. Şahit olana ve hakkında şahitlik edilene yemin olsun. Dört tane yemin. Semaya, kıyamete, her şahide ve hakkında şahitlik yapılacak olan varlığa, yani insana yemin olsun. Şimdi bu kelime, birinci ayetteki ilk kelime ve semai, semaya yemin olsun. Sema, tabi bizim dilimizde, tercümelerimizde hep gök diye ifade edildi. Semaya yemin olsun, göğe yemin olsun. Sema kelimesi, eğer bu ayette olduğu gibi mesela böyle burçlarla, hubuk denen yörüngelerle beraber zikrediliyorsa maksat, yani yukarı alem demektir sema. Yukarı alem. Dünya, dena kelimesinden de hareketle dünya aşağı alem, yakın alem. Bu aşağılık, yani değer olarak aşağılık manasında değil, aşağı yani. Dena demek aşağısında demek, aşağı demek yani. Hatta dena demek aşağıya doğru sarkmak demektir. Necm suresinde geçer. Sümme dena fetedella. Dena dünya aşağı, yani yakın, insana yakın, yaşadıkları, insanın yaşadığı yer anlamında dünya aşağı alemi ifade eder. Sema yukarı alemi ifade eder. Bütün alemi içine alır ama. Yani dünya dışındaki bütün yukarı, üst alemi ifade eder. Bu mekan olarak yükseklik demektir. Makam olarak değil. Mekan olarak dünyanın üzerinde bulunan alem sema kelimesiyle karşılanır. Sümüv kelimesi var Arapçada. Sümüv, bu sema oradan geliyor. Yükseklik, yücelik anlamına geliyor. Buruç kelimesi, bu kelime Kur'an-ı Kerim'de fiil olarak da kullanılıyor, isim olarak da kullanılıyor. Buruç. Şimdi bu detayı verme sebebim şu. Biraz sonra vessemâi zâtil buruç ifadesine başka bir anlam vereceğim. Onun altyapısını oluşturmak için kelimeye yakından bakmak istiyorum. Bu ihtiyaçtayım. Buruç, yıldızlar anlamına geliyor. Buruç, köşkler anlamına geliyor. Buruç, kum yağmurları anlamına geliyor. Buruç, güneşin ve ayın işte konumları anlamına geliyor vesaire. Eski alimlerimiz, müfessirlerimiz bu kelimenin manasını incelerken bunların 12 burç olduğunu söyleyenler çıkmış. Göğün kapıları olduğunu söyleyenler çıkmış. Yüksek köşkler manasına geldiğini, şehrin surları manasına geldiğini, kalelerin yüksek bölümleri manasına geldiğini çeşitli görüşler olarak ortaya koymuş alimler. Eski alimlerimiz buruç kelimesine böyle birbirinden farklı çeşitli manalar vermişler. Bu kelime aslında açıkça görülen manasına da geliyor. Fiil olarak açmak, göstermek, saçmak anlamına da geliyor. Fiil olarak. Mesela hani Ahzab suresinde geçiyor. Hazreti Peygamber'in hanımlarına yönelik buyuruyor Yüce Allah. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ. Ey Peygamber'in hanımları, evlerinizde vakarınızla oturun. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّتِ الْعُولَى. İlk cahiliyenin teberrucu gibi siz de teberruc yapmayın.
Teberruç işte buruç o kökten geliyor. Berace kökünden geliyor. Bunun fiil olarak kullanımı teberruç. Teberruç yapmayın diyor Hazreti Peygamber'in hanımlarına Cenab-ı Hak. İşte teberruç cahiliye adetinde kadınların kendilerini teşhir etmeleri, açılıp saçılmaları anlamında kullanılan bir kelime. Fiil olarak açılıp saçılmak, teşhir etmek manasına geliyor teberruç. Ahzab suresi 33. ayet. Benzer bir ifade Nur suresinde de var. Orada da evde oturan, nikah özlemeyen hanımlar dışarı çıkarlarken dış elbiselerini çıkartabilirler. Hani ayeti vardı Nur suresinde, onu burada uzun uza diye konuşmuştuk. Orada buyuruyor ki vel kavaidu minen nisa illati la yercuna nikahan feleysa aleyhinne cunahun en yada'ne siyabehunne gayre müteberricatin bi zinetin. Müteberricat işte açılıp saçılmama. Gayre müteberricat açılıp saçılmama, zinetlerini etrafa göstermeme manasına geliyor. Açılıp saçılmamak olumsuz manası, teberruç normalde görünür hale getirmek demektir. İsim olarak bu kelime Nisa suresi 78. ayette de geçiyor. Eyne ma tekûnû yedrikkümül mevtü, nerede bulunursanız bulunun ölüm sizi yakalayacaktır. Velev küntüm fî burûcin müşeyyedetin, isterse çok güçlü müşeyyede, çok güçlü köşkler içinde, müstahkem kalelerin içinde bile bulunsanız fark etmez, ölüm gelip sizi yakalayacaktır diyor. Burada buruç, yani Nisa suresi 78. ayette buruç kelimesi köşkler, saraylar, kaleler manasına geliyor. Niçin kalelere, hani kalenin burcu derler de, öyle türküler, şarkı sözleri de var, kale burçları var. Niye kalenin yüksek yerine burç denmiştir? Kalede ilk görülen yer orası olduğu için. Yani henüz kaleyi görmeden burcunu görürsünüz. İşte müteberricat, teberruç kelimesi de böyle açılmak, görünmek, göze gelmek anlamı veriyor. Kelimenin etimolojisinde böyle manalar var. Buradan hareketle hem Hicr suresi 16. ayette hem Furkan suresi 61. ayette Allah-u Teala gökte burçlar yarattığını söylüyor. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا. Biz gökte burçlar yaptık. وَيَا تَبَارَكَ الَّذ۪ي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا. Gökte burçlar yapan Allah ne de büyük bir bereket ve imkan kaynağıdır diye böyle ayetler var. Bir de bu surede geçiyor buruç. Nedir bütün bunlar? Bu buruç kelimesi aslında bize neyi vermek istiyor? Maksat, baktığımız zaman, yukarı aleme baktığımız zaman gördüğümüz yıldızları ve gezegenleri mi hatırlatıyor? Yoksa başka bir şey mi diyor? Bakın bu kelimenin açılıp saçılmak, görünmek, teşhir etmek anlamı var. Bu kelimenin kale, sur anlamı var, köşk anlamı var. Dolayısıyla yukarı alemin burçlarla tanıtılması o aleme Müslümanların, müminlerin ödül almak için mahşer sabahı yükseltileceğini beyan eden zımni bir anlamı vardır. Yani bu böyle bir anlam ayetin içerisine mündemiştir. Ayetin içine girintilenmiştir. Burçlar sahibi gök demek, orada köşkler var ve müminler o köşklere dahil edilecektir. O köşklere müminler ödül olarak sahip kılınacaktır manasını verir. Yoksa sadece yukarı alemin sadece yıldızlarına, gezegenlerine süs olsun diye bakılma gayesiyle bu ayetler dile getiriliyor değildir. Burada mesaj, o alemin bir misafirhane olarak,
pek çok mümine, hatta cenneti kazanan müminlere orada ödüller verileceği müjdesini zımnen içermektedir. Niye bu manaya kendimizi zorluyoruz? Çünkü gelen ayetlerde aşağıda bu alemde iman etmiş oldukları için cezalandırılan, öldürülen, yakılan insanlardan söz ediyor. Yani burada eziyetlere, işkencelere maruz bırakılanlar, burçlar sahibi olan göğün misafirleri olacaklardır. Burada çekilen eziyetler heba olmayacak. Burada zalimlik yapanlar zalimlikleriyle övünemeyeceklerdir. Yapanın yanına kar kalmayacaktır. Burada zulme uğratılanlar burçların sahibi olan göklerin misafirleri olacaktır. Müjdesi vardır burada. Onun için burada göğün zatil buruç diye, burçlar sahibi diye tanıtılmasının böyle etraflı bakıldığı zaman kelimeden kaynaklanan önemli bir anlam açıklığı vardır. Bir. Birinci yemin bu. İkincisi, Estağfirullah. Vel yevmil mev'udi. El mev'ud vaat edilen demek. El yev belli gün, belirli gün, bilinen gün, o gün. Vaat edilen o güne yemin olsun. Vaat edilen o gün şahit olsun. Şahit olacak yani. O gün. Bunun kıyamet günü olduğuna dair Peygamberimizin sarih bir hadisi şerifi vardır. Surenin yani Buruç suresinin tefsirini hadis kitaplarından incelerken Efendimizin buradaki el yevmul mev'ud tamlamasından kastının kıyamet günü olduğunu beyan eden ifadelerini buldum. Dolayısıyla zaten mananın bu olduğu anlaşılıyor. Biz de Peygamberimizin o sözüyle bu manayı rahatlıkla buluşturmuş olduk. Yevmi mev'uda farklı manalar vermenin bir alemi yok. Farklı anlamlar verenler de var ama çok büyük zorlamalar yani. Etimolojik olarak kelimelerden beslenmiyor. Mananın arkasından, önünden, bağlamından beslenmiyor. Böyle korkunç zorlamalar var. Onlara lüzum yok. Şimdi asıl önemli olan üçüncü ayete sözü getirmek ve bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Üçüncü ayet ve şahidin ve meşhudin. Şahide, meşhuda yemin olsun. Hani yeminler şahitlik manası verirler. Onun için yemin yapılır. İşte yeminin şahitlikle alakası bu ayette deşifre ediliyor. Şahide yemin olsun, meşhuda yemin olsun. Kim bu şahit? Şahit kim? Meşhud kim? Çok önemli ayetler sizlere hatırlatacağım. Bu ayetleri özellikle bilmek durumundayız. Hani şahit, tefsirlere baktım akşam. Baktım ki şahit kelimesine işte Arafa günü diyenler var. İşte Kurban Bayramı günü diyenler var. Cuma günü diyenler var. Kıyamet günü diyenler var. Yani bir şey anlamadım ben bundan. Yani niye Cuma günü yani? Niye Arafa günü? Nedir bunun mantığı nedir? Cuma, Kurban Bayramı. Ya bu Kurban Bayramı olması mümkün değil ki bu. Bu ayetler indiğinde Kurban Bayramı yoktu ki. Ya nasıl böyle diyorlar anlamıyorum ben bunu yani. Buruç suresi geldiğinde kurban murban yoktu. Dolayısıyla şahit kelimesi kurbana da, Kurban Bayramı'na da, hatta Arafa gününe de işaret edemez yani. Yani Arafa da Ramazan'la alakalı bir kavram olduğu için o da Medine'nin konusudur. Yani böyle aklına estiği gibi söylemek gibi bir şeyler geliyor bana bazı ifadeler. Biraz anlaşılmazlığa meseleyi terk ediyor. Ben bu şahit kelimesini en iyi şekilde
Kur'an'dan öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Ayette kastedilen şahit kimdir? Allah kitabında kime şahitlik göndermesi yapıyor? Değil mi? Bu cevap böyle bulunur. Şahit kelimesinin içini biz dolduramayız. Sahibi nasıl doldurduysa biz onu öyle anlayacağız. Buna mecburuz. Hud suresinin birinci ayetini hemen hatırlayalım. Elif lam ra, elif lama ra'ya yemin olsun. Kitabın uhkimet ayatuhu, bu kitabın ayetleri sapasağlam güvence altına alınmıştır. Sümme fussilet, sonra da açıklanmıştır. Min ledün hakimin habirin, Allah tarafından. Bu kitabın ayetleri Allah tarafından açıklanmış. Öyleyse buradaki şahit kelimesinin ne anlama geldiğini Allah-u Teala'nın nerede açıkladığını bulacağız. Yani bu işle uğraşan adamların görevi kahramanlık yapmak değil, kendine göre fikir üretmek de değil. Bizim görevimiz hangi ayet, hangi ayeti nasıl açıkladı onu öğrenmeye çalışmaktır. Budur, yaratılış gayemiz budur. Biz hayata buradan bakarız, böyle bakarız, böyle bakmamız lazım. Şimdi ben bu soruyu sorarak şahide Kur'an ne manalar vermiş ya da Kur'an kime şahit demiş bakalım dedim. Baktım ve 2, 4, 6, 8 farklı ayet ile bu ayetin açıklandığı sonucuna vardım. 8 tane ayet buradaki şahit kelimesini açıklıyor diyorum. 1. Kur'an'ın şahit dediği. 1. Allah-u Teala şahidin en büyüğü Rabbimizdir. Peki bunun delili nedir? Referansı nedir? Delili ve kefa billahi şehida. Allah şahit olarak yeter. Demek ki en büyük şahit Cenab-ı Hakk'ın bizatihi kendisidir. Allah şahit olarak yeter. Bu ayetten şahit kelimesinden maksat Allah-u Teala'dır. Kefa billahi şehida. Kur'an'da böyle pek çok ayet var. Onlar bizim delilimizdir. Mesela En'am suresi 19. ayette de bu ifadeler var. Hatta Ra'd suresinin son ayetinde de var vesaire. Yani ayetleri şimdi teker teker okumayayım. Bir tane söyleyeyim. Ve kefa billahi şehida, şahit olarak Allah yeter. Allah demek ki ilk ve en güçlü şahittir. 1. 2. Şahit aynı zamanda Hazreti Peygamber için de kullanılan bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de bu da hem Nisa suresi 41'de hem Ahzab suresi 45'te hem Fetih suresinde geçiyor. Ne diyor? İnna arsennake şahiden. Biz seni şahit olarak gönderdik. Demek ki ikinci şahit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. İkinci şahit. 3. Melekler. Melekler de şahittir. Nerede geçiyor? Kaf suresinin 21. ayetinde. Ve caet küllü nefsin ma'ha sa'ikun ve şehidun. Mahşer sabahı duruşmaya getirilirken herkesin yanında mutlak surette bir itekleyici ve bir şahit vardır. İşte o şahit melektir. Herkesin bir şahidi mahşerde olacak özel olarak o melektir. Hangi melektir? Muhtemelen kiramen katibindir. İnsanların davranışlarını kayıt altına alan melek grubu melek kiramen katibin diye bilinir. Muhtemelen oradaki kasıt budur. 3. şahit meleklermiş. 4. şahit bütün peygamberler. Bütün peygamberler şahit olacaklardır. Kime? Ümmetlerine. Fekeyfe izâ ci'nâ min küllü ümmetin bi şehidin. Biz her ümmetten şahit getireceğiz.
Her ümmetin şahidi kendi peygamberidir. Ve cina bike ala haulai şehida, seni de bu ümmetin şahidi yapacağız. Demek ki her peygamber ümmetinin şahididir. Nisa suresi 41. ayet. Her peygamber ümmetinin şahidi olacaktır. Dolayısıyla bütün peygamberler ümmetlerine şahittir. Özel olarak Hazreti İsa için de bir şahitlik ifadesi var. Onu da söyleyelim. Maide suresinde diyor ki Rabbimiz Hazreti İsa'yı mahşer sabahı sorgulayacağı o duruşmada, hani Hazreti İsa'ya diyecek ki İz gâle Allahu ya İsa ibn Meryem, ey Meryem oğlu İsa, demiş olacak Allahu Teala. E ente kulte linnâsi, sen insanlara şöyle mi dedin? İttehizûni ve ummiye ilâheyni min dûnillâh, beni ve annemi Allah'ın peşi sıra iki ilah edinin, böyle mi dedin? Kâle subhânek, şanını tesbih ederim, seni tenzih ederim, ben مَا يَكُونُ لِي اَنْ اَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ, benim için doğru olmayan, mümkün olmayan bir şeyi ben nasıl söylerim? اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ, ben eğer böyle bir şey deseydim sen zaten bunu bilirdin. تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ, ben sende olanı bilmem, sen bende olanı bilirsin. Sen alim, allâm-ı gıyûbsun, bütün gayıpları bilinmeyenleri bilen sensin. مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَن۪ي بِه۪ ben onlara senin bana emrettiğin şunu söyledim. اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın dedim. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَه۪يدًا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَه۪يدًا ben onlar üzerine şahit idim. مَا دُمْتُ ف۪يهِمْ içlerinde bulunduğum sürece ben onların durumlarına şahit idim. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي ne zaman ki beni vefat ettirdin, كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ artık onları gözetleyen sen oldun. وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ zaten her şeye hakkıyla şahit olan sensin. Bakın Hazreti İsa mahşer sabahı ümmetinin önünde ümmetinden onu istismar edenleri zehir rezil etmek için onları mahcup etmek ve onları yanlışlıklarıyla baş başa bırakmak için dünya hayatında yaşarken ümmetine şahit olduğunu ifade ediyor. Maide 116-117. Demek Hazreti İsa da şahitler arasında bulunuyor. Bakara suresi 143. ayette bu ümmet diğer ümmetlere şahit olarak tanıtılıyor. Ve kederke cehennâküm ümmeten vesatan litekûnû şühedâ'e alennâs, sizi böylece orta bir ümmet, dengeli, ideal bir ümmet yaptık ki diğer insanlara şahit olasınız. Buradaki şahitlik hem onların şahidi hem onların modeli olmak anlamına gelir. Demek ki bu ümmet diğer insanlara şahit olacak. Bakara 143. ayet bize bunu öğretiyor. Kur'an'a göre insanın kendisi de kendisine şahit olacaktır. Mahşerde insanın kendisi kendisi hakkında şahitlik yapacaktır. Nerede geçiyor? İsra suresinin 'Kıyamet suresinde geçiyor. Her insan kendi durumuna basirdir. Kendi durumunu bilir. Kendisi kendisine şahittir. Kefa bi nefsike liyevme aleyke hasiba, o hesap görücü olarak herkes kendine yetecektir diye geçiyor İsra suresinde. Efendim İkra kitabek, kendi kitabını sen şimdi oku. Kefa bi nefsike liyevme aleyke hasiba,
Bugün sana hesap görücü olarak kendin, yani sen kendin kendi durumunu bileceksin. Başkasının bir şey demesine gerek yok. Sen seni biliyorsun, orada da amel defterinle karşılaşınca zaten durumu anlayacaksın. Belil insanu ala nefsihi basira. Her insan kendisiyle alakalı basir bir durumda olacaktır. Hakikati görecektir. Kendi durumuna kendisi şahit olacaktır. İnsanoğlunun kendi vücut organları da kendisinin şahidi olacaktır. Kıyamet suresi Belil insanu ala nefsihi basiratun ve lev elka maazirehu. Hangi ayet? 14. ayet. 75. surenin 14. ayeti. 75'e 14. Evet. İnsanoğlunun kendi vücut organları da kendisine şahitlik yapacak. Fussilet suresinde geçiyor, Nur suresinde geçiyor. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ O gün insanların dilleri, elleri, ayakları kendilerine şahitlik yapacaktır. Yaptıklarına dair şahitlik yapacaklardır. Eller, diller, ayaklar kişinin yaptığına şahitlik edecektir. Bakın, 8 grup ayet ve şahit kelimesi bu ayetlerle içi doldurulması gereken bir kelimedir. Şahitlere yemin olsun. Her şahit mahşer sabahı ilgili kişi hakkında şehadette bulunacaktır. Dolayısıyla ey muhatap, sizin hiçbirinizin hiçbir hali Allah'a gizli değildir. Her varlık her haliyle diğer varlığın şahididir. O itibarla ayetteki şahit kelimesini öyle bir gün, üç gün, beş gün, bir iki kişiyle değil, hayatın tamamıyla ilişkilendirerek bu kelimeyi anlamak durumundayız. Buradaki şahit herkestir, her şeydir. Allah, melekler, Hazreti Peygamber, Hazreti İsa, ümmetler, bütün peygamberler, insan ve insanın organları bu şahitlik kavramının içerisinde yer almaktadır. Peki meşhud kimdir? Ve şahidin ve meşhudin. Bir de meşhud var. Meşhud hakkında şahitlik yapılan demektir. Şahidin ve meşhudin. Hakkında şahitlik yapılanın kıyamet günü olduğuna dair rivayetler var. Tabi bunlar biraz yani görüş itibariyle çok anlaşılır bir şey değil. Yani kıyametin şahit olmasının çok manası yok. Yani şahitlik dediğimiz şeyin anlamlı olabilmesi şahitliğin devreye girmesi zamanı ile alakalıdır. Yani burada bize bir şeyler şahit olacak ki öbür alemde bu şahitlik iş görsün. Mahşerdeki şahitlik mahşer sonrası başka bir hayat olmadığı için pek anlamlı gelmiyor. Öyleyse ayetteki meşhud aslında sanık demektir. Üstad, Yusuf suresindeki şahitlik kavramı da O da bir yani her davanın bir şahidi ve şehide şahidin min ehliha. Ailesinden bir şahit şahitlik yaptı. Yani o dünyevi bir şahadı. Bir tanıklık, dünyevi bir tanıklık. Buradaki bütün benim verdiğim ayetlerdeki bütün örnekler kıyamette işlev görecek olan şahitliğe dairdir. Yoksa burada şahitlik yapmak da önemli bir kurumdur elbette. Hakemlik rolü üstlenir. İnsan bedeninde de şeyler, o kıyamette de hakemlik pozisyonu sadece gördüm şöyle de demekten öte. Yani senin cezan budur. Şahit senin cezan budur demez de şahidin ifadesinden yararlanan hakim bunu der yani. Davayı çözmede şahitlik önemli bir kurumdur ama bu ayette sözü edilen şahit mahşerdeki duruşmaya dikkat çeken şahitlik kurumudur. Onun için o 8 maddeyi beyan etme ihtiyacı hissettim. Meşhud ise hakkında şahitlik yapılacak olan kişi. Yani şahit, tanık, meşhud, sanık demektir. Yani. Şahit, tanıkla, meşhud,
sanıklar. Öyleyse her şey tanıktır, şahittir ve her insan sanıktır, hakkında şehadette bulunulacaktır. Sanık olmak kötü bir şey değildir. Ben bu derslerde zaman zaman söylüyorum. Yani mahkeme-i kübrada yargılanacak olmak bir felaket değildir. Orada yargılanmak aslında bir anlamda adam yerine konulmaktır. Ya hiç adam yerine koymasa bizi de, hiç huzura çıkarmadan atın bunu cehenneme dese ne yapacaktık? Onun için yargılanmak bir felaket değildir. Bazı insanlar zan altında kalmamak için yargılanmayı isterler, aklanmak için yani. Yargılanmak kötü bir şey değildir. Dolayısıyla burada sözünü ettiğimiz sanıklık herhangi bir kötü manayla örtüşme durumunda değildir. Verilmek istenen mesaj, her insan bu alemde şahitlik yapmaya ve hakkında şahitlik yapılmasına göre yaratılmıştır. Her insan sanıktır, alem tanıktır. Biz bu aleme sahip olmaya gelmedik. Biz bu aleme şahit olmaya ve hak yolunda şahitlerimizi çoğaltmaya geldik. O itibarla şehadet kurumu Kur'an'ın önümüze koyduğu muhteşem bir kurumdur. Aslında şahitlik kurumu benim Kitabullah'tan anladığım insana şuurlu ve sorumlu bir hayat yaşamayı öğretmesi için ihsan edilmiştir. Yani şahidiniz var öyleyse başıboş değilsiniz. Sorumlusunuz hem kendinize karşı, hem diğer insanlara karşı, hem diğer varlıklara karşı, hem Allah'a karşı sorumlusunuz. Verilmek istenen en önemli mesaj budur. Ama ez cümle bu konudaki bütün ayetler ve bütünüyle Allah'ın kitabı bize Allah'la yaşamayı öğretsin diye indirilmiştir. Din Allah'la yaşamayı öğreten bir kurumdur. O itibarla biz bu şahitlik kurumunu hayatımızın her anına Allah'ın şahit olacağı olduğu gerçeğiyle bakmak durumundayız. Onun için bu ayetlerdeki yemin ifadeleri ve yemine konu olan varlıklar hayatın tamamını kuşatıcı şekilde seçilmişlerdir. Hem devasa gök alemi, yani bütün kainat, hem mahşer, hem her şahit olan varlık ve hakkında şahitlik edilecek olan insanoğlu. Bu bütün hayatı kuşatmaktadır. Ben yeminleri anlattığım derslerimin hemen hemen tamamında şu hatırlatmayı yapmıştım. Yapmışımdır. Şimdi bir daha yapmak istiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki yeminler eğer bir tane ise, yani bir surede bir tane yemin varsa, o yemin edilen varlıkla yeminden sonraki cümlenin anlam ilişkisi kurulsun isteniyor demektir. Ancak yemin edilen varlıklar bir tane değil de birden çok iseler, işte burada olduğu gibi, işte burada dört tane var bakın, o zaman bu dört varlığın da birbiriyle anlam ilişkisini kurmak gerekir. Yani alakasız şeylere yemin edilmez. Yani dört tane yeminden biri bardaksa, biri suysa, biri işte tabaksa, dördüncüsü de işte kaşık olur. Yani alakalı olur birbiriyle. Alakasız şeylere bir dizi halinde yemin edilmez. Burada alakalı olan üç ayetin ortak noktası nasıl bulunabilir? Bir, gök alemi kelimeyi ilk ayeti izah ederken de beyan etmeye çalıştım. Hak edenler için bir ödül yeri manası verir. Bir ödül müjdesi içerir. Ve semâ-i zâtil burûci, köşkleri bulunan yüce alem, yukarı alem anlamıyla müminleri motive eden bir mana içeriğine sahiptir. Yevmi mev'ud,
daha çok surenin işleyişine bakılarak ifade edelim. Zalim insanların yargılanacağı ve mahkum edileceği kıyameti, bir taraftan müminlerin motive edilmesi, bir taraftan kafirlerin, zalimlerin cezalandırılmasını içerir iki ayet. Üçüncüsü ise her insanın şahitlik kurumuyla yüz yüze geleceğidir. Müminler ödül almak için şahide muhtaçtır. Kafirler cezalandırılmak için şahitle cezalarını alacaklardır. Şahitlik kurumu hem burçlar sahibi gökle, hem kıyamet günüyle, hem insanoğlunun kendisi ve başkaları hakkındaki şahitliğiyle ödül ve ceza noktasında birebir anlam ilişkisine sahiptir. Böyle alakasız yeminler birbiri ardına getirilmezler. Burada da ödül, ceza ve şahitlik noktasında böyle bir anlam ilişkisi söz konusudur. Şahit getirilmeden ceza verilmez, şahitler olmadan ödül verilmez. Verilmek istenen özlü mesaj, kısa mesaj, üç yemin ayetinde ortak nokta olarak budur. Şimdi bitti. Yemin kısmı bitti. Yani ilk üç ayeti böylece özetledik. Yani özetlemedik, eşeledik, deştik içini. Benim tefsir metodum budur. Yani ben böyle çalışıyorum. Dolayısıyla hani biri bir şey dedi, onu nakledeyim filan yok. Ben onu yapmıyorum yani. O denileni nakledeceksem o zaten denilmiş. Bir şey yapmaya gerek yok zaten. Yani üzerinde yoğunlaşmak ve analizler, sentezler üretmek lazım. Kelimelerle uğraşmak lazım. Allah-u Teala bu konularda kelimeler kullanmış, bize kelimelerle seslenmiş. Öyleyse kullanılan ve bize seslenilen kelimeler her biri mesaj dolu kelimelerdir. Onlar üzerinden hakikate kapı aralanabilir, kapı aralayabiliriz. Onun üzerinde çalışan ve yoğunlaşan bir çalışma seyrim var, standardım var. Böyle gidiyorum ben. Şimdi geldik surenin asıl konusuna. Bu yeminler niye yapıldı? Yeminlerden sonraki cümlenin vurgulu hale getirilmesi için. Bütün yeminlerin yapılma gerekçesi budur. Niye yemin yaparsınız? Sözünüzü daha inandırıcı kılmak için. Eğer inandırıcılık ve güçlü bir ifade derdiniz yoksa yemin yapmanıza gerek yoktur. Bir. İkincisi, karşınızdaki inkarda diretmiyorsa, sizi yalanlamıyorsa yemin yapmanın bir alemi yok. Yani adamla ilk konuşmaya başlarken vallahi billahi şöyle demenin bir alemi yok ki. Yani adam daha bir şey demiyor zaten. Buyur, konuş bakalım. Hele bir şey söyle de eğer karşı çıkarsa cümleyi tekitli, vurgulu, yeminli hale getirirsin. Hiçbir şey demeyen adama pat diye yeminle başlanmaz. Eğer yemin ediliyorsa güçlü bir karşı çıkış vardır. Yahut da o karşı çıkışın sahipleri çok güçlü cümlelerle sarsılmak isteniyor demektir. İşte bu yeminlerden sonraki cümle bu noktada bizi dikkatli olmaya davet ediyor. Bakın ne diyor şimdi. Allah Teala'nın sözü söz, niye yemin gereği duyuyor? İşte karşı taraftaki insanlar özellikle inkara şartlandıkları için, yeni bir söz duymak istemedikleri, kendi bildikleri bize yeter, başka söze ihtiyaç yok inancında oldukları için söz güçlü hale getirilir. Geçen hafta veya geçen hafta değil, Şesem suresinin ilk ayetlerini işlerken söylemiştim. Yeminlerle ilgili çok bana özel bir şey söylemiştim. Yani şey yapmayayım yani şimdi bir daha oraya girmeyeyim. Böyle bir şey demiştim yani. Karışmaz. Ver rahat. Bir soru yok. Hayır yok yok. Başka ayet yok. Ben Cebrail'in sözleri söylemedeki fonksiyonunu şuna benzetiyorum. Ney var ya, ney veya kaval. Siz şimdi ona üfürüyorsunuz.
öyle bir dizayn var ki şeyde, o enstrümanda, o dizayna göre sizin nefesiniz oradan ses olarak çıkıyor. Üfüren benim, nameli ses kavaldan, neyden çıkıyor. Dolayısıyla maharet kavalda değildir, üfüremdedir yani. Ve o kavalı öyle dizayn edendedir. Yani Cebrail kendiliğinden bunları yapmıyor. Melekler kendiliğinden bir şey yapmaz. Onlar öyle programlanmıştır. Lafız olarak kelimeler onlara aittir demek istiyorum. Kelimelerin kendisi Cebrail'e, yani meleğe aittir. Yoksa mana Allah'a aittir. Bu söz yeminli söylensin demiştir muhtemelen Cenab-ı Hak. O yeminli olsun sözünü Cebrail bu kelimelerle icra etmiştir. Yoksa Cebrail aklına estiği zaman burada bir yemin atalım, burada yemine gerek yoktur filan demiş değildir yani. O aynen bu kaval veya ney benzetmem iyi bir benzetmedir. Bazen öyle üfürür, bazen böyle üfürür. Ama ses Cebrail'in ağzından çıkıyor yani. Evet. Şimdi yeminden sonraki cümlenin önemi üzerinde duralım dedik. Ve şimdi okuyorum cümleyi. Bakın ki neler var buralarda. Kutile ashabul uhdud ennâri zâtil vekûd izhum aleyhâ ku'ûd وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ شُهُودٌ 4 ayetlik bir pasaj. Bu kadar koca koca yeminler bu 4 cümle için söylenmiştir. Ne var burada da bu kadar kıyamet kopuyor? Bu kadar büyük yeminler niye yapılıyor? Şimdi bakın. قُتِلَ أَصْحَابُ الْاُخْدُودُ اَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ifadesi üzerinde çok durmayacağım. O tutuşturulmuş ateş demektir. Onun üzerinde yeniden izah yapmayı gerektirecek bir durum yok yani. Tutuşturulmuş ateş demek. Bu tutuşturulmuş ateş, dünyada tutuşturulmuş ateş mi, ahirette tutuşturulmuş ateş mi, onu ayetlerin sonunda söyleyeceğim. Ama şey olarak, ifade olarak ennâri zâtil vekûd demek tutuşturulmuş ateş demektir. Ayetin motamot tercemesi budur. Tutuşturulmuş ateş. Ondan önceki ayet şimdi. Kutile ashabul uhdud. Çukur kazan. Çukur kazanlar. Çukurların sahipleri, ashab-ı luhdud, çukur kazanlar anlamına geldiği gibi ashab-ı luhdud, çukurda olanlar anlamı da verir. Olur mu böyle şey? Olur. Çukur kazanlar, çukurun içinde olanlar. Olur mu? Olur. Olur, çünkü Kur'an-ı Kerim'e yakından baktığınız zaman bunun olduğunu rahatlıkla görüyorsunuz. Mesela hocam mikrofonu alabilirsiniz. Mikrofonu alabilirsiniz. Çukur kazanlar, çukurda olanlar. Niye bu bununla uğraşıyorum? Ne gerek var? Niye bu anlam içine, anlam derinliğine kendimizi mecbur hissediyoruz? Çok önemli bir sebebimiz var bunu yaparken. Nedir sebep? Bakın. Niye tefsir yazılıyor? Niye insanlar tefsirle uğraşıyorlar? Çünkü elimizdeki metin muhteşem bir metin. Bu metnin her kelimesi size ufuklar açar. Eğer sadakatle bakarsanız. Kutile. Kutile kelimesi. Kutile. Bu kelimenin bir anlamı aslında normal anlamı. Hüseyin Bey sesime dayanamıyorum. Biraz
kutilenin anlamı ne? Kutile. Kutile. Öldürüldü demek değil mi? Öldürüldü. Kutile öldürüldü. Peki. Kim öldürüldü? Ashabul Uhdud. Ashab-ı Uhdud öldürüldü. Ne diyeceksiniz şimdi? Ashab-ı Uhdud kim? Çukurdakiler öldürüldü oluyor değil mi? Yani oradakiler, ateşe atılan adamlar öldürüldü. Ona göre Ashab-ül Uhdud tıpkı mesela Ashab-ül Nar kelimesi var Kur'an-ı Kerim'de. Ashab-ül Cennet var. Ashab-ül Nar ne demek? Cehennemlikler demek değil mi? Ama bu her yerde böyle değil işte. Ashab-ül Nar mesela Müddessir suresi 31. ayette cehennemin muhafızları demektir. Ve melekler için kullanılır. Biliyor musunuz? Ve ma cealna ashaben nari illa melaiketen. Cehennemin sahiplerini, işleticilerini biz melekler olarak şekillendirdik. Bak gördün mü? Ashab-ül Nar her gördüğün yerde cehennemlikler anlamına gelmiyor. Öyle kelimeye ilk yaygın kullanılan manayı verip de geçiştiremezsiniz. Olmaz. Başka kullanımları var. Onları da göreceksiniz. Mecbursunuz buna. Olmadı yanlış olur. Mesela Ashab-ül Cennet. Ne demek? Cennetlikler demek değil mi? Normalde bilinen anlamı budur. Ashab-ül Cennet, cennete gidenler, cennetlikler demektir. Ama Kalem suresi 16. ayette hiç de böyle değildi. Ashab-ül Cennet bahçesi olanlar demektir. Bahçe sahipleri demektir. Her tamlama her yerde aynı anlamı vermez. Bunu bilmedi mi bir adam, onun yapacağı yanlışın haddi hesabı yoktur. Ashab-ül Cennet, Ashab-ül Nar tamlamaları standart anlamlı değillerdir. Aynen onun gibi Ashab-ül Uhdud da aynen bunlarda olduğu gibi Ashab-ül Uhdud tamlamasında da bir çukura atılanlar anlamına gelir. Bir, iki çukuru kazanlar anlamına da gelir. Böyle olunca bakın, ayetin şimdi bize söylediği, söylemek istediği şeyler değişiyor. Kutile kelimesine de buna göre farklı anlamlar vermeye ihtiyacındayız. Mecburuz buna. Kutile kelimesine önce öldürüldü manası veriyoruz. Öldürüldü veya kutile kelimesine öldürtüldü. 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 Manası verebiliriz. İster öldürüldü manası olsun, ister öldürtüldü manası, Allahu Ekber ya. Öldürtüldü manası vermiş olalım. Öldürtülmek, yani bunu yöneticiler birilerine yaptırdılar demektir. Öldürülmek, öldürtülmek. Her iki durumda da Ashab-ül Uhdud, yani çukura atılanlar demek. Çukura atılanlar öldürüldüler. Ya da öldürtüldüler. Bu anlama gelir değil mi? Her halükarda. İster bu, ister bu. Her ikisine göre de Ashab-ül Uhdud çukura atılanlar manasına gelir. Peki, biraz daha yakından bakalım. Öldürüldü ve öldürtüldü manasına göre şurayı kullanabilir miyiz? Çukuru kazanlar da öldürüldüler. Onların da başına bela geldi. Yani onlar bu yaptıklarıyla dünyada payidar olmadılar. Onları da öldürdüler. Onlar da öldürüldüler. Bu manayı da verebilirsiniz. Bak gördünüz mü nasıl bir anda dört tane anlam peş peşe
kelimelerden kaynaklanan yapı gereği gün yüzüne çıkıyor. Olabilir. Olur. Hiçbir sakıncası yok. Çukuru kazanlar, eğer ashab-ül uhdu'da çukuru kazanlar manası vereceksek, bu dile kelimesi bu defa başka bir anlam daha kazanıyor. Bu dile kelimesini başka bir anlam daha kazanıyor ki, aslında Kur'an'daki en yaygın anlamı da budur. Bu dile kahrolsun demek. Kahrolsun, lanet olsun. Kur'an'da hep böyle kullanılır mesela. Kutiler insanu ma ekfere. Nankör insan, kahrolası nankör insan. Ne kadar da yaman nankördür. İnnehu fekkere ve kaddere. Fekutile keyfe kaddere. Kahrolası adam nasıl da ölçtü biçti. Sümme kutile keyfe kadder. Tekrar tekrar kahrolası adam nasıl da böyle şeyler yaptı. Kutilel harrasun. İnsanları aldatan adamlar, boş sözler söyleyenler kahrolsun. Mesela tebbet yeda ebi lehebin, mesela tebbet. Kahrolsun demek. Kahrolsun. Kahrolsun manası verecekse Kutile'ye, o zaman ne oldu şimdi? Ashab-ı Uhdu'da ne diyeceğiz? Kahrolsun o Ashab-ı Uhdu. Yani kim? Çukuru kazanlar kahrolsun. Bakın, kutile ashabul uhdur cümlesinin birbirine eşit doğruda 5 tane anlamı vardır. İşte tefsir bunun için gereklidir. Bu çeşitliliği ortaya koyacağız. Mekki surelerin kelime ve cümle yapısında böyle muhteşem bir dünya vardır. Ben bundan bir tane anladım, başka da bir şey anlamak isteyemiyorum deyip de işin içinden çıkılmaz. Kelimeleri, cümleleri yakından tanımaya gayret edersek, Ashab-ı Uhdud'un iki manaya gelebildiğini Kur'an'dan referanslı olarak söyleyebiliriz. Bu dile kelimesine de birbirine eşit doğruda 3 farklı mana verebiliriz. Ona göre bir kombinasyon düşündüğünüz zaman birbirine eşit 5 tane cümleyi burada kullanabiliriz. Tabi ateş çukuru. Ateş çukuru kazanlar. Ennâ üzâtil ve kurd onu anlatıyor zaten. Tutuşturulmuş ateş. Bunu yakanlar. Evet. Şimdi bakın. Bu ashab-ı uhdud. Ashab-ı uhdud. Bununla ilgili kitaplarda oldukça yaygın şeyler vardır. Bilgiler vardır. Çok. Bu kim bunlar acaba? Bu ateşte yakılanların kimler olduğunu devam eden ayetlerden bir tanesinden anlıyoruz. Yani isimlerini bilmiyoruz da niye yakıldıklarını anlıyoruz. Adamlar tek olan Allah'a iman ettikleri için yakıldılar. Ve ma nakamu minhum illa en yu'minu billahil azizil hamid. Allah'a inandıkları için kendilerini cezalandırdılar. Nakamu, intikam almak, yani onları cezalandırmak anlamına geliyor. Ama bunu yapanlar kimler? Kimdi bu işi yapanlar kimlerdi? Şimdi tefsirlere baktım. Yemen, Irak, Necran, Suriye, Sümer, Babil, Filistin, Habeşistan ve Anadolu topraklarıyla meseleyi ilişkilendirip ta konuyu Hazreti İbrahim dönemine kadar götürüp Nebukadnezar veya Zerdüş kralı ile ilişkilendiren görüşler buldum. Nebukadnezar diye bir kral ya da işte Zerdüş kralı. 10 değişik görüş var. 11 değişik görüş var. Bu ashab-ı uhdur. Bu çukur kazanlar kimlerdir? Bununla alakalı. Ama hani meselenin vahyin indirildiği dönem insanları tarafından biliniyor olması lazım. Madem hatırlatılıyor,
Yani o dönem insanları bunu biliyor olması lazım. Muhtemeldir ki bu mesele Hazreti İsa ve Hazreti Peygamber dönemi arası bir görüş bu. Himyar kralı Zünüvas'ın o günün müminlerine, yani Hristiyanlarına, Hristiyan dindarlarına yaptığı bir uygulama olması lazım. Şeye yakın olması itibariyle bunu söylüyoruz. Hazreti Peygamber'e yakın olması itibariyle bunu söylüyoruz. Ama kıssaları burada anlattım. Kıssaların anlatılma gerekçeleri üzerinde uzun uzadıya durdum. Ve her defasında şunu söyledim. Kur'an kıssalarında şahıs isimleri verilmez. Yer adları zikredilmez. Zaman üzerinde hiç durulmaz. Niçin? Çünkü mesaj evrensele taşınsın için. Mesajın evrensel olması için kıssalarda şahıs isimleri, yer isimleri verilmez, zaman hiç zikredilmez. Bakın burada da aynı şey. Adamların adı yok, yer yok, zaman yok. Kıssaları tarih yapmayan değer budur. Kıssaları hikayeden farklı kılan da budur. Kıssalar tarih de değildir, hikaye de değildir. Kıssalar hayatın kesin meydana gelmiş olguları arasından makaslanarak anlatılan kesitlerdir. Kıssalarla ilgili programımız başladı ileride. Bilmiyorum gördünüz mü? İbret aldın mı diye bir program çektik. Başladı. Önce okudun mu dedik. İnşallah okumuşlardır. Şimdi ibret aldın mı diyoruz. İbret alınsın kıssalardan. Üçüncü programımızın adını da şimdiden belirledik. Yaşadım mı olacak? Okudum mu? Ders aldım mı? Yaşadım mı? Çarşamba akşamı saat 10'da veriliyor. Bir de perşembe günü de veriliyor ama saat kaçta olduğunu bilmiyorum. Evet. Şimdi bakın. Genelde beni tanımlayanlar derler ki Mehmet okuyan işine gelen rivayetleri alır, işine gelmeyene hiç itibar etmez. Doğru mudur? Değildir. Böyle bir mantık olabilir mi? İşime geliyor, alıyorum, işime gelmiyor. Böyle bir şey olur mu? Benim mantığım şudur. Kur'an'a uygun olanları alırım, aykırı olanları almam. Böyle tanımla beni. Öbür türlüsü tam bir iftiradır. Ayıp oluyor yani. İşine geleni alıyor, işine gelmeyen. Bu ne biçim bir şey bu ya? Babanın tarlası mı yani? Bu işime geldi aldım işime. İşime gelip gelmemesi değil. Kur'an'a uygun olanı alırım, Kur'an'a aykırı olanı almam. Şimdi burada bak, 10 tane görüş zikret. Ha, bu ashab-ı uhdud kimdir diye. Bu rivayetlerin birini diğerine tercih ettirecek sebepler muhtemelen vardır. Çok özel olarak ilgilenmedim, araştırmadım. Tam kim olduklarını da doğrusu çok da merak etmiyorum. Yani böyle kuyular kazıp öldürülen ya da yakılan bu adamların DNA'larından bir çözüm yapma imkanımız yok. Böyle bir derdimiz de yok. Buna ihtiyaç da yok zaten. Biz mesajı anlarız. Adamlar niye cezalandırıldılar biz ona bakarız. Cezalandırılanların akıbeti ne oldu biz ona bakarız. Bir de bu olay niye burada anlatılıyor ona bakarız. Niye anlatılıyor bu olay? Niye hatırlatılıyor? Mekkeli müşriklere diyor ki Allah-u Teala bak vakti zamanında sizin de hakkında bilgi sahibi olduğunuz bu ashab-ı uhdur denen çukur adamlar helak edildiler. Niye? Müminlere eza ve cefa uyguladıkları için. Siz de bugünün müminlerine böyle şey yaparsanız sizin de çukurunuz kazılacak haberiniz olsun. Bütün zamanların insanlarına bu mesajı verir. Hakikatin karşısına dikilenler hakikate çukur kazmaya çalışanlardır. Ama bilsinler ki o çukura, kazdıkları çukura kendileri düşecektir. وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهِ Kim kötü bir tuzak kurarsa tuzak onu kuranın başına devşirilir. Bu böyledir. Bu mesaj bunun için veriliyor. Ama ben rivayetler muhtelif diye herhangi birini tercih edip diğerlerini atmıyorum. Bakın ortak noktada bir buluşma yeri belirliyorum. Diyorum ki madem rivayetler çok farklı
ve bu rivayetlerin hepsi Peygamberimizin yaşadığı dönemden öncesine aittir. Öyleyse ayetlerde bu Ashab-ı Uhdud'un kim olduğu, nerede yaşadıkları, ne zaman yaşadıkları madem ki ismen verilmiyor, anlaşılıyor ki tarihte belki de bu iş birden çok gerçekleşmiştir. Buyur, bütün rivayetleri kurtardık. Ne sakıncası var? Atmaya, satmaya lüzum yok. Madem ki yer yok, madem ki şahıs adı yok, madem ki zaman yok, o zaman bu olayın birden çok olmasının önünde bir engel de yok. Allah-u Teala hepsini aynı potada, aynı düşmanlığın sonucu gerçekleşen olaylar oldukları için hepsini bir olaymış gibi bize naklediyor olabilir. Hiçbir sakıncası yok işte bu. Bunu kabul edebiliriz. Çünkü bunun sebebi rivayetlerinin ayete aykırı bir durumu yok. Evrensel bir mesaj verilsin diye böyle bir açık belirleme yapılmamış. Maksat Mekke'nin müşriklerin daha duyarlı olmasını sağlamaktır. Ve bütün zamanların inkarcılarına, müminlere karşı eziyet etmemeleri dersini verme amacı vardır. Başka da bir şey yok işte. Kıssalar bunun için anlatılırlar. Siz dersine bakacaksınız. Ne diyor Allah-u Teala kıssayı anlatırken? Şeyde Hud suresi 120. ayette buyuruyor ki Estağfirullah ve küllen nekussu aleyke min enba'ir rusul. Biz böylece peygamberlerin haberlerinden bir bölümünü sana anlatıyoruz. Hangi bölümünü? Manuset bitu bihi fuadeke. Senin yüreğini dayanıklı hale getirecek olan kısmını. Hiçbir kıssa başından sonuna kadar anlatılmaz Kur'an'da. Ve Kur'an'da kıssalar bütün peygamberleri de içermez. Lazım olan kadarının lazım olan bölümünü Allah-u Teala bize nakleder. Burada da kim bunların kim olduğu önemli değil. Önemli olsaydı Allah verirdi adını. Yeri önemli değil, olsaydı zikrederdi. Tarih önemli değil, olsaydı zikrederdi. Bunları zikretmemesi mesajı evrensele taşıması içindir. Bu kadar basit. Mesele budur. Mekkelilere gözdağı veriliyor. Müminlere de moral desteği sağlanıyor. Onlar bu yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır. Bunu unutmasınlar demeye getiriyor Allah-u Teala bu ayetlerde. Evet, burada notlar almışım ama o notları geçiyorum. Saat 2:30. Ne kadar? 10 dakikamız. 10 dakika. Şunu okuyamayacağız, öyle anlaşılıyor. 6-7. ayetleri de bir okuyayım. Şimdi burayı bir daha bölmeyelim bir dahaki ders. İzhum aleyha ku'udun. Hani onlar o ateşin üzerine oturmuşlardı. Bak. İzhum. Kur'an-ı Kerim muhteşem bir kitap vallahi. Acayip güzel bir kitap. Bunun hangi ayetiyle uğraşırsan bir ömre bedel be. Kullanılan kelimeler, kullanılan zamirler, ifadelerin seçilme biçimi harikulade. Bakın, izhum, hani onlar aleyha, o çukurun, ateşin oluşturduğu çukurun üzerinde ku'udun, oturur vaziyetteydiler. Ve hum, yine onlar ala ma yef'alune bil mü'minine, müminlere yaptıklarına şuhud, bakıp seyrediyorlar. Kim bunlar? Onlar ateşlerin üzerine oturmuşlardı. Ve ateşin üzerine oturmak ne demek? Bu onlar kim? Bakın bu zamir iki türlü anlaşılabilir. Onlar, yani ateşte yakılanlar, ateşe atılanlar, müminler izhum aleyha ku'udun. O müminler ateşin içerisindeler. Ve hum ala ma yef'alune bil mü'minine şuhud. Ve hum ala ma yuf'alune bil mü'minine diye okunuyor. Müminlere, diğer müminlere yapılanlara da şahit oluyorlar. İşte böyle. Yani ateşe atılanlar hem yanıyorlar hem diğer yananlara bakıyorlar. İşte. Ateşin içinde diğer ateştekilere bakınıyorlar. Bu hum zamiri ateşin içinde olanları nitelendirebilir. Bu bir ihtimaldir. Zamir yapısı buna müsaittir bu manaya. Ama ikinci mana iz hum aleyha ku'udun.
Onlar yani ateşi yakanlar, çukuru kazanlar, aleyha kuudun. Şöyle yüksek bir yerde oturmuşlar, aleyha üzerinde, yüksekçe bir yerde kuudun oturmuşlar. Ve hum ala ma yef'alune bil mu'minine şuhudun. Müminlere yapmakta oldukları bu alçaklığa şahit olup seyrediyorlar. Bu anlamda var. Yani kelime ve zamir yapımız bu iki anlamı da mümkün kılmaktadır. Daha akla yakın olan ikinci anlamdır. Ama biri birinci anlamı yeğleyip bir izah yaparsa bu da yanlış değildir. Onun için hep diyorum, meal okumayla Kur'an anlaşılmaz. Meal Kur'an'ı anlamaya asla yetmez, yetişmez. Meal okumak, Kur'an'ı anlamak için sadece bir başlangıçtır. Meal okumak çok önemlidir. Vazgeçilemez, ertelemez, ertelenemez ve ötelenemez bir görevdir. Ama hiç kimse meal okumayla yetinmek gibi bir ayıbı yapmasın. Meal bu verdiğim manalardan sadece birini verir. Utile ashabul uhdudun 5 tane manası vardır. Bir tanesini verir, kalan 4'ü görünmez mealde. Öyleyse okumaları mutlak surette tefsire dönüştürmek mecburiyetindeyiz. Buna mecburuz. Bak, şimdi bu 4 ve 7. ayetler, 4 ayetlik pasaj. Bu ayetleri biz, bak hep dünya hayatı özelinde açıkladık. Çukuru kazdılar burada, içine attılar, yandılar insanlar filan veya o çukuru kazanlar da öldürüldüler, başkalarına öldürtüldüler vesaire. Hep bu dünya hayatıyla ilişkili olarak açıkladık değil mi bu ayetleri? Bu ayetlerin, bu 4 ayetin ahirete yönelik anlamı da vardır. İşte tefsir burada devrededir. Bu kadar açıklamaya ilave olarak bu grup ayet başka bir yönüyle ahiret özelinde de anlaşılabilir. Ne olur? Utile ashabul uhdud ennâri zâtil vekûd. Tutuşturulmuş ateşe atılacak olan cehennemlikler kahrolsun. Lanet olsun bu adamlara. Ashabul uhdud bu defa cehennemlikler manasına gelir. Gelir mi? Tabii ki gelir. Gelir, bal gibi gelir. Çünkü fe ummuhu haviye, Kâra suresinde geçiyor. Onun anası uçurumdur. Çukur ve uçurum aynı manaya gelir. Fe ummuhu haviye ve ma adrake mahiye narun hamiye. Ashabul uhdud bir anlamda cehennemi tarif eden bir tamlama olarak da anlaşılabilir. Ennâri zâtil vekûd ifadesi de Hümeze suresinde ve ma adrake mel hutame narullahil muqade. Allah'ın tutuşturulmuş ateşi olarak cehennem tanıtılır. Hutame cehennemi, işte ashabul uhdud cehennemi ifade eden ennâri zâtil vekûd de el muqade ifadesini karşılar. Dolayısıyla bu iki ayet cehennemi ve cehennemlikleri bize hatırlatan bir mana noktasında da izah edilebilir. Meryem suresinde feselfe yelkavne gayya diye bir ifade var. Gayya'ya gidecekler. Gayya çukur olan cehennem demektir. Cehennem çukur demektir. Uhdud çukur demektir. Dolayısıyla kutile ashabul uhdud ennâri zâtil vekûd ayetleri öbür alem için, mahşer için, ahiret için de anlaşılabilir. Dünyada yapılan herhangi bir işten söz edilmeyip ahirette meydana gelecek cezalandırmayı da bize öğütleyebilir. Metin diğer ayetlerden aldığı destekle bu manaya da ihtimal etmektedir. Dünyada müminlere yaptıklarını bizzat yaşamak ve müşahede etmek üzere onlar da ateşe oturmakta yaptıkları zalimliklere öbür alemde şahit kılınarak aynı akıbeti onlara da yaşattıracaktır Allah-u Teala. Bu mesaj verilmektedir. Cezaen vifaka der Kur'an-ı Kerim. Cezaen vifaka, tam uygun karşılık. Burada ne yaparsan orada onu bulursun. Burada milletin tökezlemesi için çukur kazarsan çukura düşeceğini bilmelisin.
Burada men dakka dukka demişler. Yapan budur. Eden budur. Ne yaparsan onunla haşr olursun. Bu hayat yapanın yanına kar bırakılmayan bir hayattır. Biz bu alemi böyle algılıyoruz, böyle görüyoruz. Evet, 4 ila 7. ayetlerin böyle mahşer şartlarını anlatan bir mana içeriğinin de bulunduğunu bu vesileyle söylemiş olayım. Şuradan bir şey okuyacaktım. Bilmiyorum okuyabilir miyim? Yetişir mi? Bir okuyayım. Bu kıssa bugün ne anlama geliyor diye 2009 yılının Ocak ayında yazmışım. O gün bu ayetler bana ne düşündürttü? Yani bu ashab-ı uhdud bugün neyi karşılıyor? Şöyle de şöyle bir şey yazmışım. Bakalım diksiyonum güzel okuyabilecek miyim? İnsanlık tarihi 27 Aralık 2008 ile 28 Ocak 2009 arasını maalesef kara bir leke olarak kaydetmiştir. Tarihte gerçekleşen ve belki de pek çok kez yaşanan bu yürek acıtıcı olay günümüzde de en acı şekillerde yeniden sahnelenmektedir. İsrail'in Filistin'e uyguladığı insanlık dışı vahşetin tarihte yaşanan bütün bu tür olaylardan ne farkı var ki? Daha ileri ve daha zalimce olduğunda hiç şüphemiz olmayan bu zulümleri yapanlar bir taraftan eylemlerine devam ederlerken diğer taraftan da yaptıklarını seyretmektedirler. Dahası vahşetlerini dünyanın diğer ülkelerine de canlı yayınlarla anında seyrettirmektedirler. Kullandıkları silahların nelerden yapıldığını ve hangi kimyasal maddeleri içerdiğini bilen olmadığı gibi ne yazık ki bunu merak eden de yok gibi. İnsan hayatını nasıl sonlandırdığını ve yaralı olanları nasıl sakat bıraktığını, bir süre sonra ne tür kimyasal sonuçlar doğuracağını hesap eden de maalesef yok. Yüreğinde zerre kadar insanlık değeri taşıyan hiç kimsenin yapmayacağı bu vahşeti yapanların ilk olmadığı, tarihte örnek alabilecekleri atalarının ve babalarının bulunduğu işte bu surede bizlere hatırlatılmaktadır. Zünüvas denen Yahudinin o günkü İsevilere yaptığını hatırlatan bu sure günümüze de ışık tutmaktadır. Zünüvasların, firavunların ve benzerlerinin bitmediği, sadece isim değiştirdikleri ve bunlara karşı dikkatli olunması gerektiği bütün insanlara haber verilmektedir. Her dönemin müminleri bu tür işkencelere maruz bırakılmışlardı. Durum bugün de böyledir, muhtemelen yarın da aynı olacağı benzemektedir. Ancak unutulmamalıdır ki bunu yapanlar kendi ateşlerini seyrediyorlar da haberleri yok. Onlar yakarken yandıklarının veya yanacaklarının farkında değildiler. Onlar aslında imanı yakmaya çalışmakla ebedi hayatta kendilerini yakacaklarını dile getirmekteydiler. Onların müminlere yaptıkları kendi başlarına gelmiştir. Çeşitli vesilelerle söylediğimiz gibi rüzgar ekenler fırtına biçeceklerini bilmelidirler. Bugün Filistinli çocukları katledenler aslında kendi çocuklarını katlediyorlar. Onlar sadece Gazze'yi değil, kendi hayatlarını bombalıyorlar. Etrafa saçılan insan cesetlerini ve ailesinin bütün fertlerini kaybeden mazlum insanların katilleri bu ateşin bir gün onları da yakacağını akıllarından çıkarmamalıdırlar. Şimdi Filistin'i seyredenler aslında kendi sonlarının fitilini ateşlediler ve adeta kendi sonlarını seyre daldılar. Sönen ocakların ardında tüten dumanları uçaklardan, televizyonlardan, uydudan veya başka şekillerde seyredenler aslında kendi felaketlerini kameraya kaydediyorlar ama farkında değiller. Bilmiyorlar ki ilahi kayıt asla boşa işlemez, boşa kürek çekmez. Gayretullah'a dokunanlar bunun faturasını en ağır biçimde elbette ödeyeceklerdir. Dökülen yaşları ve akıtılan kanlar ilahi gazabın depolanıp felakete dönüşmesini sağlayacaktır. Filistin'in veya dünyadaki başka herhangi bir mazlum milletin gencecik insanlarının, yaşlılarının, masum kadınlarının, hele hele körpecik yavrularının ortaya koyduğu bu felaket görüntülerinin zalimleri, yaptıklarının yanlarına kar kalmadığını mutlaka göreceklerdir. Bosna'da, Çeçenistan'da, Moro'da, Doğu Türkistan'da, Irak'ta, Afganistan'da ya da dünyanın başka yerlerinde, bugün Suriye'de,
yaşanan insanlık dışı olayların sahipleri akıttıkları kanların hesabını er veya geç mutlaka vereceklerdir. Dünya tarihi için milletlerin hayatlarında onlu yıllar kısa sayıdır. 5-10 yıl bu tür olaylar için çok kısa sürelerdir. Yaşayanlar görecektir ki bu zalimler iflah olmayacak ve asla huzur bulmayacaklardır. Yataklarında rahat uyuyamayacak, sokaklarında rahat yürüyemeyecek ve geleceğe güvenle bakamayacaklardır. Gözlerini her açıp çevreye baktıklarında akıttıkları kanın ve döktürdükleri gözyaşının derin izlerini mutlaka göreceklerdir. Bu gözyaşları onların kabusu olacaktır. Bu nedenle zalimler bugün yaptıklarıyla kendi kabus dolu yarınlarını hazırlamaktadırlar. Aslında onların yarınlarına yarın bile denmemelidir. Çünkü yarınlarını yok etmektedirler. Filistin'de yaşananların sorumluları yaptıklarını kendileri seyrettikleri gibi dünyanın da seyretmesini sağlamış görünüyorlar. Maalesef bu seyirciler arasına Müslümanları da katmayı başarmaktadırlar. Oysa dünyanın neresinde ve ne adını olursa olsun mazlum ve suçsuz insanların kılına bile zarar gelmesini istemez, meydana gelen olaylara kayıt kalmamaya çalışırız. Dinimizin bizden istediği budur. Cinayet işleyen veya yeryüzünde bozgunluk çıkaran hariç, kim bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Kim de bir hayat kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur. İşte öncelikli olarak İsrailoğullarının alındığı bu ayette, anıldığı bu ayette ilahi kudretin hayata bakışı özetlenmektedir. Bu ayetteki mesajın İsrailoğullarına yönlendirilmesi gerçeğiyle bugünün İsrail devletinin zulmü nasıl da örtüşmektedir? Demek ki bunlar da hak hukuk tanımama ahlaksızlığı eskilerden bir miras gibi devam ettirmektedir. Bunlar da bunu ayrı yazmışım. İçim olacak. Ancak hemen belirtelim ki bu barbarlığa karşı duran Yahudiler de elbette vardır. Ve haysiyetleriyle bu zulmü lanetlemeye çalışmışlardır. Hatta kendi devletleri tarafından onlar da acımasızca cezalandırılmışlardır. Doli diye bir örnek var değil mi? Doli. Colin Doli. Colin. Koyun. Rachel Colin. Rachel Karel. Karel mi? Rachel Colin. İşte o kız mesela. O kız hayat canını imanına şahit kılmış bir kız. İsrailli buldozerin karşısına Filistinlileri korumak, kurtarmak için çıkmış ve orada hayatı kaybettirilmiştir. Şimdi o kız mı haysiyetlidir? Bunu televizyondan seyreden diğer insanlar ya da Müslümanlar. Bunun kararını herkes kendisi verecek. Uzaktan cennet parsaları satmaya, satın almaya uymuyor bu iş. Kimin yiğit olduğu mahşerde belli olacak. Buradan belli olmuyor. Bu dinin muazzez peygamberi Hazreti Muhammed, bir insanın başına gelen bir sıkıntı nedeniyle ızdırap duymayana insan da Müslüman da denemeyeceğini beyan etmektedir. Müslümanlar başkasının başına gelen sıkıntılara bile kayıtsız kalmamak durumunda olmasına rağmen bugün Filistinli kendi kardeşlerinin uğradığı insanlık dışı muameleyi maalesef seyretmektedirler. En azından arzu edilen tepkiyi yeterince göstermemektedirler. Elbette bir şeyler yapanlar oluyor. Ancak yetmediğini ve daha çok şeyler yapmak gerektiğini bilmek ve böyle davranmak mecburiyetindeyiz diye 2009 yılında hissiyatımı böyle ifade etmişim. Ben kıssalara böyle bakarım. Ben kıssaları tarihin güne ışık tutan kandilleri olarak görürüm. O itibarla siz de kıssaları ne olur böyle okuyun. Böyle okursanız kıssalar size konuşmuş olur. Yoksa boş tekrarlar hayatın boşlukları arasında yok olup giderler. Evet. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Haftaya kalan ayetlerden devam edeceğiz inşallah.